Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, yeni aşçı Letsel Scott'ın sponsorluğunda iftara doğru, Hollanda'da iftara doğru programımızın bu akşam üçüncüsündeyiz. Yine sevgili Hasan Koç hocamız, bu akşam konuğumuz, araştırmacı, yazar, dün akşam başka konuklarımız vardı. Yine kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Diğer konuğumuz Beaverbank'ta gelemedi buraya. Skype üzerinden katılacak ve bir Kur'an tilaveti yapacak. O da bir birinci, Avrupa birincisi. Muhammed Raşit Uygun. Evet, çok çok yakın tanıdığımız arkadaşımız, dostumuz. Kendilerine buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Evet, biz de hemen kendisine iyi akşamlar diyoruz. Güzel sesini de özledik. Evet, Raşit Hocam hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba. Sizin sesinizde bir sıkıntı var, ben duyamıyorum yalnız. Evet. Sesim. Evet. Sıkıntı buyurun yok hocam. Şu anda duyuyorsunuz. Ben sizi duyuyorum. Hasan Bey'in de selam var. Hasan Koç hocamız. Hasan hocam, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar diyor size. Teşekkür ediyorum. Sizi Allah için seviyoruz. Uzun zamandır da görüşemedik. Bu vesileyle sizi de görmüş olduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Programı izleyin ama önce sizin o güzel sesinizden o kadar bahsettiler ki. İlk programda bir TRT'de birinci gelen kardeşimizi almıştık. Bugün de sizin Avrupa birincisi olduğunuzu duyduk. Merakla bekliyoruz. Estağfurullah. Allah razı olsun. İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء إن عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة وروح
Sadakallahu'l-Azim. Hocam ne biçim bir sestir bu? Evet sevgili Muhammed Raşit Uygun hocam. Yani okuyan da güzel olunca sabaha kadar dinlese insan dinleyesi geliyor. Estağfurullah. Bu Kur'an-ı Kerim'in güzelliğidir. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin de tavsiyesidir. Zeyyinul Kur'an'a bi esvatikum buyururlar. Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz buyuruyor. Rabbim bu noktada hizmet ettiğimiz için Allah'a hamd ediyoruz. Dünyada yani sesin en güzel değerlendirileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'in Rifari radıyallahu teala anhu ya da bana Kur'an okur musun dediğinde ya Resulallah Kur'an sana inmiştir nasıl okuyayım? Ben Kur'an okumayı seviyorum ve işte Kur'an-ı Kerim'i sesinizle süsleyin demiştir. Bu anlamda Kur'an'a hizmet ettiğimiz için Allah'a hamd ve senalar ediyoruz. Aynı zamanda evet. Şu anda Kur'an Hasan Bey de siz hiç uzun zamandır görmemiş sesine hasret kaldık dedi. Evet. Mutlaka bir şey diyecektir. Duyuyorsunuz değil mi? Evet hocamı duyuyorum. Buyurun hocam. Evet, selamun aleyküm muhterem hocam. Öncelikle aleykümselam. Saygılar sunuyorum. Evet, çok uzun zaman oldu. Sesinizi özlemiştik. Kulaklarımızın da pası silinmiş oldu. Allah razı olsun. Sesinize kuvvet versin. İnşallah kısa zamanda karşılıklı olarak da görüşüp kucaklaşmayı nasip etsin. İnşallah hocam. Sizi de bu vesileyle görmüş olduk. Güzel sesinizi de duymuş olduk. Yapımcı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Cümlemizden. Böylelikle uzakta görünenler birbirine daha yakın olmuş oluyor. Ama zaten hocam yüreğimizdesiniz. Eyvallah. Ama biz bir söz alalım hocamızdan. Stüdyoya da bekliyoruz sizi. Bu böyle Skype'le olmaz inşallah. İnşallah müsait bir zamanda arkadaşlarla görüşürüz. İnşallah bir uğrarız nasip olursa efendim. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Biz hocamızla programa devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Allah ömrünüze bereket versin. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftar. Hepinizin, bütün İslam aleminin de önümüzdeki Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Ve şimdiden cümle alemin hepimizin de bayramı mübarek olsun. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar, Allah'a emanet. Evet hocam, gerçekten güzeldi sevgili Hasan Bey kardeşim. Ama biz gelelim kaldığımız yere. Evet. İzleyicilerimizin tadı damağında kalmış diye bir tabir var, öyleymiş. Ya ne güzel anlattı diye arkadaşlar mesajları verdiler mi? Veya sen sosyal medyadan takip edebildin mi bilmiyorum ama çok güzel anlattı dediler. Estağfurullah. Kaldığımız yerden devam mı edelim bir ders gibi yoksa bir geçen hafta neler anlattık tabii. Onu siz bir toplar mısınız? Tabii hay. Öncelikle başlarken tabii yine insani vazifemizi yapalım. Hem sizin şahsınızda bu yayının gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Life 24 kanalına ayrıca teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlar getirmesini amin. Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi de ekranlara başında izleyen bütün kardeşlerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepsinin yakın zamanda idrak edeceğimiz Kadir Gecelerini şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdi tabii bu yayına şunu da dikkate alarak girmekte fayda var. Belki bugün ilk defa evet. Bu yayını dinleyecek olanlar, izleyecek olanlar var. Onun için bir önceden ne konuştuk? Onun kısa bunun bir özetini, kısa bir özetinde evet. Fayda var. Dedik ki ana konumuz Kur'an'daki temel esaslar. Fakat öncesinde biz bir giriş yaptık. Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? Kur'an'a nasıl bakmalıyız? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize kendisini tanıtırken diyor ki ben bütün insanlık için hidayet rehberiyim. Yani adaleti zulümden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zarardan ayırmak istiyorsan ben buradayım diyor. Bu bizim nereden baktığımıza bağlı. Demiştik ki aynı kitabı biz de okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe de okudu. Onlar okuduğu kitapla Peygamberimizin vefatından sadece 75 sene sonra iki tane imparatorluğu fethettiler. Bizans'ın kapılarına dayandılar.
İspanya'nın kapılarına dayandılar. Bir avuç insanlardı onlar. Biz bugün 2 milyarız. Aynı kitabı biz de okuyoruz. Hatimler, mukabeleler yapıyoruz. Ama yeryüzünde açlık, fakirlik, işsizlik, kan, gözyaşı, zulüm hepsi bizim üzerimizde. Dünyanın en bu manada zulüm ve işkence altında inleyen topluluklarıyız biz. Evet. Efendimizin ifadesiyle aslında sellerin önünde sürüklenen çer çöp gibiyiz. Aynen böyle ifade ediyor. Evet. Hiçbir kıymetimiz yok dünyada. Niye böyle? Halbuki bu kitap kendisine gerçekten sarılan insanları, toplulukları izzet sahibi yapıyor yeryüzünde. Burada problem Kur'an'a bakıştadır demiştik. Evet. Özellikle Osmanlı'nın son 150 yılına gelinceye kadar bizim Selçuklu ve Osmanlı mirasımızda din eğitiminde çocuklarımızın Kur'an'ı ezberlemekten önce onlara dil öğretildiğini, matematik öğretildiğini, mantık öğretildiğini, astronomi, tıp öğretildiğini, ondan sonra diğer ilimlerin onun üzerine bina edildiğini ifade etmiştik. Evet. Onu da çok güzel örneklemiştiniz. Evet. Bir matematikle bakkal. Bir matematikle, evet. Yani hepimiz sayıları kullanıyoruz demiş idik. Evet. Bu sayılarla bir bakkal kendi veresiye defterini tutar. Aynı sayılarla bir uzay mühendisi galaksilerin matematiksel hesaplamalarını yapabilir. Bugün bulunduğumuz noktada, yani Kur'an'a muhatap olma noktasında Müslümanların bulunduğu nokta şudur. Biz sadece 4 işlem seviyesindeyiz. Halbuki Kur'an'da bütün kainatın sırları var, bütün yaratılışın sırları var, bütün dünyanın saadetinin nizamı var. Onları daha sonra konuşacağız. Zaten seyirciyi orada yakalamışsınız orada hocam. Evet. Siz yakalamışsınız o anlatma verdiğiniz örneklerle. Bu matematiği bakkal da hep aynı rakamlar kullanıyor. Profesör de uzaycı da orada seyirci tamam dedi. Yani bir de tabii burada anlama problemi, anlama noktasında en büyük problem bizim hocalarımız, yani din adamı kesimi diye bildiğimiz grupta problem var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki iki grup insan düzgün olursa bütün toplum düzgün olur. Onlar kimdir ya Resulallah diye soruyorlar. Bunlardan birincisi umera, yani yöneticiler. İkincisi ulema, yani alimler. El ulema'u ve rasetul enbiya buyuruyor. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peki peygamberler ne yapmışlar? Yeryüzünde zulüm altında inleyen milletleri zulümden kurtaracak sistem kurmuşlar. Evet. Bugün ne yazık ki işte o alimlerimiz bu fonksiyonu yerine getiremiyorlar demiş idik ve 3 tane eksik var demiştik İslam evet. alimlerinde veya din adamlarımızda. Bir, hastalık teşhisi yapamıyor. Yapamadığı için doğru da tedavi yapamıyor. Nedir hastalık mesela? Bugün dünya üzerinde açlık bir hastalıktır insanlık için. Bunun tedavi edilmesi lazım. Bunu Kur'an'dan nasıl tedavi edeceğini bilmiyor. Peki ne yapıyor tedavi etmek için? Sadece pansuman yapıyor. Hastayı ameliyat etmek ayrı bir şey. Evet. Cerrahi müdahale ayrı bir şey. Pansuman ayrı bir şey. Ne diyor? Efendim pansuman yapacağız. Ne yapacağız? Bunlara birer paket gönderelim, yardım. 3-5 aylık yesinler, karnlarını doyursunlar. 3-5 ay sonra yine aç bunlar. Evet. Meseleyi kökünden çözecek bir teşhis ve tedavi yok. İkincisi sadece puzzle'ın bir parçasıyla ilgileniyorlar. Birisi diyelim ki ben tefsirde diyor uzman oldum diyor. Bir kitap yazıyor. Koyuyorsun kütüphaneye. Ama İslam'ın bir saray olarak projesini ortaya koymuyor. Yani bir bütün olarak bakmıyor. Bir üçüncüsü ise İslam alimlerinin eksiği. Her ne kadar biz İslami manada düşünüyoruz desek de aslında Batı'nın kavramlarıyla düşünüyoruz ve Batı galaksisindeyiz. Onlardan ne kadar etkilendiğimizin farkında bile değiliz demiş ve yer çekimi örneğini vermiş evet. idik. Orada nokta koymuştuk. Orada bitirmiştik. Süremiz bitmişti. Evet, demiştik gene ki gene hazırlıklı gelmişsiniz. Tabii. Devamı olacak çünkü tabii. konunun bir bütünlüğü olacak. Evet. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de bir nizam var. Toplamına biz Kur'an nizamı diyoruz. Bu nizamı da ikiye ayırıyoruz. Bir, helal haram nizamı var. İki, maruf münker nizamı var. Evet. Helal haram bütün Müslümanları ilgilendiren sistemin adı. Maruf münker ise bütün insanlığı ilgilendiren sistemin adı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresinde kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ama niye hayırlıyız biliyor musunuz? Sebebini de sayıyor. Allah'a iman edersiniz diyor. İyiliği, marufu emreder, münkeri yasaklarsınız diyor. Bu ne demek? Müslümanların asıl vazifesi
insanlığın iyiliğine olan her şeyi yeryüzünde tesis edecekler. İnsanlığın kötülüğüne olan her şeyi de yeryüzünden kaldıracaklar. Dolayısıyla Kur'an bu manada hem Müslümanlara hitap ediyor hem bütün insanlığa hitap ediyor. Burada bitirmiş idik. Evet. Şimdi bakalım, bir helal haram düzeni var, bir de maruf münker nizamı var. Nedir bu helal haram düzeni? Bugün şimdi arkadaşlar yine ekrana verecekler. Evet. Bizim helal haram dediğimiz şey bir takım kurallar. Nedir bu kurallar? Tıpkı trafikteki kurallar gibi. Evet. Mesela burada ne diyor? One way. Evet. Tek yön. Gidiş. Bunu gördüğün zaman sen ters tarafa gidemezsin. Gidersen cezayı yersin. Ayrıca kazaya da sebep olabilirsin. Bu ne işareti? Girilmez. Bu girilmez. Haram dediğimiz şey bu alana giremezsin demek. Veya bu ne demek? Burada duracaksın. Evet. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Allah sana diyor ki bir dakika dur. Hayır ben dinlemem. O zaman buyuruyor ki Allah'ın hudutlarını çiğnemeyin. Çiğnerseniz bundan zararı siz görürsünüz. Bu kurallar bizim için konulmuş. Haram dediğimiz. Bu kuralların dışındaki her şey helal. Mesela örnek, bu bir Müslüman aile. Avrupa'da yaşadığımız için biliyorsunuz helal haram konusunda biraz titiz davranmaya çalışıyoruz. Evet. Ancak bu titizlik sadece dar bir alanda. O nedir? Yediğimiz gıdalarda evet. Acaba etler helal mi değil mi? Bu kadar titiz davranıyoruz ama helal bu kadar bir daire değil ki. Çok geniş bir daire. Şimdi ben burada önüme getirmişler bir yemek koymuşlar. Evet. Ne var burada? İşte et var, pilav var. Helal mi? Helal. Bunun helal olmasının şartı ne? Eğer bu et Allah adına kesilmişse evet. Ve temizse eyvallah. Bu ne? Bir şişe. Bu şişe. Altta da bir şişe var. Evet. Dışarıdan baktığın zaman ikisi de şişe. Evet. Bunun birini helal, birini haram yapan şey ne? İçerik. İçerik. Ne demiştik biz? İslam şekil dini değildir. Şuur dinidir. Evet. Ne demek? Şekle baktığınız zaman ikisi de aynı. Ama içerik birbirinden tamamen farklı. Bunu içerseniz helal. Bunu içerseniz haram. Evet. İçindeki ne? İkisi de içecek. Birisi kızılcık şerbeti ve öbürü şarap. Evet. Niye bu helalde bu haram? Çünkü bu özel bir fermantasyona uğruyor. Bu fermantasyon sebebiyle özellikle insanda karaciğerin hızlı bir şekilde yağlanmasına sebep oluyor. İlerleyen noktada da bu insanı getirip siroz yapıyor. Evet. Bir başka boyutta bunun dozunu çok kaçırdığınız zaman, yani alkol koması diyoruz veya aşırı alkol alma dediğiniz zaman, insan beynindeki nöronların arasındaki sinaps bağlantılarını bloke ediyor. Dolayısıyla ne oluyorsun sen? Adam normal hayatta günlük profesör ama alkol alıp dozu kaçırdığı zaman değil. Bir bakıyorsunuz ki affedersiniz pırasanın dalları diye saymaya başlıyor. Evet. Ya bu adam o adam mı diyorsunuz? Sebep içindeki madde. Evet. Burada ne var? Kumar. Şimdi ben bunlara helal haram diye sayıyorum ama bunların aslında büyük bir kısmı ayrıca bütün insanlık için. Mesela alkol, Müslümana haram. Müslüman olmayana? Onlara da serbest. Serbest. Ama aslında yasak. Bugün mesela siz Hollanda'da herhangi bir markete gittiğiniz zaman ne yazıyor orada kasada? 21 yaşın altındakine alkol satışı yasaktır diyor. Demek ki bir kanunu düzenleme yapıyor. Evet. Kaldı ki 1930'lu yıllarda Amerika'da alkol yasağı getirildi. Bir sürü reklam kampanyaları yapıldı. Ama ve lakin başaramadılar. Evet. Sonunda pes ettiler. Evet. Kumar. Evet Müslümanlar için yasak. Ama aslında bütün insanlık için de yasak. Başka? Mesela, şans oyunları. Şans oyunları. Niye? Çünkü şans oyunu, kumar dediğin şey aslında yattığın yerden hiçbir şey üretmeden kazanmak demek. Başkasının hakkını emek sarf etmeden almak demek. Onun için yasak. Hocam hemen burada bir parantez bir şey eklemek istiyorum şans oyunlarına. Ben 70'ten beri gazetede çalıştığım dönemlerde 70'ten 2010'a kadar büyük ikramiye kazananların hayatını araştırmıştım. Daha sonra şey yaptı. Hepsi eski halinden daha perişan. Daha perişan İlk 1-2 sene Saman evet. Alevi gibi aynen. Yükselmişler. Ondan aynen. Sonra onlar genelde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kazandıkları parayla diyelim ki bir yatırım ev alıyorlar, araba alıyorlar. Sonra kalanını götürüp faize yatırıyorlar. Evet.
Neden? Bu kadar para diyor. Sırf faiziyle de gül gibi yaşarım diyor. Öyle zannediyor. Halbuki Allah'ın şu hükmünü bilmiyor. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi eritir, zekatı, sadakayı bereketlendirir. Faiz eriyor, eriyor, eriyor. Evet. Çünkü faiz matematikte üstel bir fonksiyondur. Üstel fonksiyon ne demek? Hani bu bilgisayar sistemlerinde de var işte 256, 512, 1024, 2048 diye gidiyor ya, evet. RAM'lerin şeyi, miktarı. Bir noktaya geldiği zaman üstel fonksiyonda patlama oluyor. Sen zannediyorsun ki faiz %1 ama üstel fonksiyon olduğu için bir yere geliyor, patlıyor, sosyal patlamaya sebep oluyor. Domuz eti affedersiniz, bunlar haram. Evet. Bunlar bizim için. Bir Müslüman bu kurallara uyacak. Ama velakin Kur'an-ı Kerim sadece bunlardan ibaret değil. Mısır'da Eser Üniversitesi'nin 1990'lı yıllarda rektörü, Uluslararası İslam Alimleri Konferansı'nda kürsüye çıkıp bir konuşma yapıyor. Konuşmasında şöyle bir cümle kullanıyor. Allah'a şükürler olsun ki diyor, Allah bize bu kitabı gönderdi ve bu kitapta bize helalleri ve haramları bildirdi. Diyor ve konuşmayı bitiriyor. Sıra rahmetli Erbakan hocamıza geliyor. O da bir konuşma yapacak. Çıkıp kürsüye diyor ki, Sayın Eser Üniversitesi'nin rektörü biraz önce burada dedi ki, Allah bize kitabı gönderdi ve orada bize helalleri haramları bildirdi. Doğru söyledi ama eksik. Eğer Allah sadece helali ve haramı bildirmiş olsaydı bu kitapta eksiklik olurdu. Çünkü dünyada 2 milyara yakın Müslüman var. Ancak 5 milyarda Müslüman olmayan var. Evet. Allah onlara hiçbir şey söylemiyor mu? Diyor ve ekliyor. Allah helali haramı bildirdiği gibi Allah marufu ve münkeri de bildirdi. Maruf münker dediğimiz ne? Bütün insanlık için. Maruf demek bütün insanlığın ortak kabulüyle iyi, doğru ve güzel olan demek. Evet. Münker demek bütün insanlığın ortak kabulüyle kötü ve çirkin olan. Nedir? Mesela bir örnek verelim, birkaç örnek verelim. Maruf. Adalet. Adalet iyi, herkes için. İyi ve güzel bir şeydir. Evet. Herkes için gereklidir. Barış. Bütün insanlığın bugünlerde aradığı şey. Aradığı şey, evet. Değil mi? Çünkü her taraf savaş, kan, gözyaşı. Başka? İnsan hakları. Bunlar mesela Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi var. Evrensel güya. Nedir bu insan hakları diyorsunuz? Bize göre mesela Kur'an'a göre insanların doğuştan 5 tane hakkı var. Doğuştan. Evet. Hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun. 1. Herkesin yaşama hakkı var. 2. Herkesin mal mülk edinme hakkı var. 3. Herkesin ırz, namus ve şerefinin korunma hakkı var. 4. Herkesin aklının korunması hakkı var. Çünkü akıl en kıymetli nimet. 5. Herkesin inanma hakkı var. İnanma hakkının da 4 tane ayrılmaz esası var. 1. Önce inandığımı ifade edebileceğim. Ben böyle inanıyorum diyebileceğim. 2. İnandığımı tatbik edebileceğim. 3. Benim gibi inananlarla bir araya gelip dernek vakıf kurabileceğim. 4. İnancımı başkalarına öğretebileceğim, şiddete başvurmadan. Bu haklar Kur'an'da Allah'ın bize verdiği doğuştan gelen temel haklar. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet o yüzden diyor gayrimüslimlere evet. dokunmayın diye değil mi? Tabii. Hocam? O nereden alıyor peki bunu? Efendimiz kaynak, Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kaynak belli evet. Mekke'yi fethetti Efendimiz. Kabe'yi putlardan temizledi. İki rekat şükür namazı kıldıktan sonra Kabe'nin kapısında durdu. Herkes toplanmış bekliyor. Onlara dedi ki, size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz? Dediler ki, biz senin ancak iyilik yapacağını bekliyoruz. Efendimiz buyurdu ki, size Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söyleyeceğim. Hepiniz hür ve serbestsiniz. Hiçbir ayıplama ve başa kalkma yoktur. Şimdi adalet, barış, huzur, insan hakları bunlar maruf olan şeyler. Peki münker ne mesela? Bakalım. Mesela cinayet. Evet. Dünyanın her tarafında suçtur. Mesela hırsızlık, gasp, rüşvet. Diyelim ki siz bir insan rüşveti nasıl alır? Ya bir görevini kötüye kullanır. Bir görevi kötüye getirmişlerdir. Onu mesela bir yere genel müdür yapmışlardır. O makamı kullanarak oradan evet. çıkar temin eder. Peki bu nedir? Hak hukuk diyoruz ya, evet. bu nedir? Bu kamunun hakkını gasp etmektir. Ve dünyanın her yerinde suçtur.
Mesela bir bakan düşünün, Avrupa'da görüyoruz zaman zaman, küçük bir rüşvete adı karıştığı için hemen istifa ediyor, etmek zorunda kalıyor. Evet. Çünkü münkerdir. Mesela zina, tecavüz münkerdir. Evet. Bunlar kimi ilgilendiriyor? Bunlar bütün insanlığı. Kur'an-ı Kerim'de suçlara cezalar vardır. 5 tane suçun cezası vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Nedir o mesela? Cinayet, haksız yere adam öldürmek, hırsızlık, efendim zina gibi, iftira gibi bütün insanlığı ilgilenen suçların cezası vardır. Evet. Hocam sorular geliyor. Sonunda mı alalım onu yoksa böyle aralara gireyim ben? Aralara konuyla bağlantılıysa alabiliriz ama değilse... Yok, konuyla bağlantılı tamam, değil. Değilse. Şimdi Kur'an diyor ki, arkadaş ben kurallar koyuyorum. Helal haram kuralları var, maruf münker kuralları var. Birisi çıkıp şunu diyebilir. Ya kardeşim niye bu kurallar? Neden? Evet. Yani bu din, evet bu kurallar ne ya? Evet. Bunu kim söyleyebilir mesela? Bir ateist söyleyebilir. Diyebilir ki ya kardeşim din, kural ne alakası var? Din kendi işine baksın. Topluma kural koyma, insanlığa kural koyma. Bu onun işi değil diyebilir. O zaman bu arkadaşımıza şunu diyeceğiz. İslam bir din mi? Sen kabul etmesen de bir din. Evet. Niye? Çünkü buna inanan, iman eden 2 milyar insan var. Evet. Bir olgu. Bu olgu hakikat. Peki bu Kur'an bu dinin kitabı mı? Evet. Evet. O zaman soru şu. Peki din ne? Öyle ya din evet. Ne? Şimdi burayı anlamadan şimdi biz burada nereye giriyoruz biliyor musunuz? İşin köküne, ağacın köküne giriyoruz. Çünkü kök çürükse oradan meyve alamazsınız. Bu kökü tamir etmemiz, düzeltmemiz lazım. İşin kökü din ne? Din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer. Ta en başta açtığınız zaman kitabı ne buyuruyor Rabbimiz? Maliki yevmiddin. Din. Bu yapacağımız şey şu anda matematik konuşacağız biz. Lugat aynı matematik gibidir. Evet. Bir kavram geliştirirsiniz, bir kelime. Oradan bir harf oynattığınız zaman bütün mana değişebilir. Değil mi? Tabii. Siz daha iyi bilirsiniz. Eyvallah. Vinç getirip oradan kaldırsanız kaldıramazsınız. O orada duracak. Evet. Zaten şiir içinde kelimelerin matematiği denir yani. Değil mi? Tabii. Evet, aynen öyledir. Evet. Şimdi din, Arapçada bütün herkes anlasın diye en basite indirgerek anlatmaya çalışıyorum. Arapçadaki 3 harften meydana geliyor. Biz buna Arapçada sülasi mücerret diyoruz. Dal, Arapça okuyanlar anladığı için söylüyorum. Evet. Yani de, ye, nun. Evet. Yani ne. Biz bunu harekeli okursak, D, Y, N diye okuyoruz. Eğer biz bunu cezimli okursak Dein diye okuyoruz. Y'yi harekelemeden uzatarak okursak Din diye okuyoruz. Aslında kelimenin kökü D, Y, N yani Dein. Peki elimize bir sözlük aldık. Ya bu Dein veya D, Y, N bu ne demekmiş sözlük manası diye baktığımız zaman karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? Borç çıkıyor. Borçlanma. Kelimenin, din kelimesinin kök manası borç. Etimolojik diyoruz. Etimolojik manası yani, evet. Borç, borçlanma demek. Evet. Şimdi bak biz buradan ne çıkaracağız? Evet. Eğer bir borç varsa, borçlanma varsa burada 2 şey var. 1, borçlu var. 2, alacaklı var. Şimdi izleyicilerimizin buraya özellikle dikkat etmesini istirham ediyorum. Dein, mesela Osmanlı'da ne vardı bilirsiniz? Duyun-u umumiye vardı. Duyun ne demek? Dein borç demek. Borç. Duyun borçlar demek. Genel borçlar. Genel borçlar. Evet. Yani kamuya ait borçlar. Şimdi alacak verecek. O zaman bir alacaklı var, bir de verecekli var. Diyelim ki borçlu borcunu ödemedi. Ne yapmış oldu? Hak yemiş oldu. İşte bu din kelimesinin etimolojik kök manasından hak kavramı çıkıyor. Hak buradan çıkıyor. Evet. Hak dediğiniz şey bir kişi için olursa hak oluyor. Çok kişi için olursa hukuk oluyor. Evet. Yani işte kamu hukuku diyoruz, evet. Amme hukuku diyoruz gibi. Peki hukuk fakülteleri var. Evet. Ne öğretiyorlar burada? İnsanlara hukuk öğretiyorlar. Aslında öğrettikleri şey bütünüyle din.
Peki bu hukuku kim uygulayacak? Hakimler. Hakimler uygulayacak. Biz ona ne diyoruz? Adalet mekanizması diyoruz. Evet. Değil mi? Hakimler adaleti tesis edecekler. İnsanlar eskiden ilk insandan bu tarafa baktığımız zaman önce bireyler halinde, küçük küçük aileler halinde yaşıyordu. Sonra bunlar çoğaldılar, kabileler, aşiretler oldu, büyük toplumlar oldu. Hak var, hukuk var. Haksızlık olduğu zaman herkes kendi hakkını aramaya kalkarsa buradan ne çıkar? Güçlü güçsüz ezer. Ezer. Güçlülere baklı olur. Kaos olur, evet. Terör olur, anarşi olur. Evet. Bugün olduğu gibi. Peki ne oldu o zaman? İnsanlar dediler ki ya arkadaş herkes kendi hakkını arama şeyini bıraksın. İçimizden seçelim. Onlar hepimizin adına hukuku uygulasınlar ve biz de ona uyalım. Evet. Burada kim ilk defa karşımıza çıkıyor bizim? Hazreti Musa. Hukuk nizamını tanzim eden peygamberdir Hazreti Musa. Adaleti tesis edecek. Peki adaleti uygulayacak olan mekanizmanın adına ne diyoruz biz? Devlet. Devlet diyoruz. Hazreti Ömer ne diyor? Adalet mülkün yani devletin temelidir. Demin Sultan Fatih'ten söylediniz. Sultan Fatih'in meşhur biliyorsunuz bir Yahudi vatandaşla mahkemesi evet. vardır. Ve suçsuz suçlu bulunur. Cezalandırılır. O adaleti görünce o Yahudi davasından vazgeçer. Evet. Böyle adil olacak. Şimdi ben din kavramından ne çıkarttım? Hak, hukuk, adalet, devlet. Evet. Peki devleti kim yürütür, yönetir? Siyasi mekanizma yönetir. Biz siyaset ne demek biliyor musunuz? Seyis kökü de aynı yerden geliyor. Siyaset, seyis dediğimiz at bakıcısı. Siyaset yapanlar toplumun bütün problemleriyle ilgilenen ve onlara çözüm üreten insanlar demek. Tımar eden, düzelten. Düzelten, tımar eden, aynen o şekilde. Şimdi biz toplum olarak içimizden bu siyasetle meşgul olan insanları seçiyoruz, devletin başına getiriyoruz. Onlar devlette adaleti tesis ediyorlar. Adaleti tesis ederlerse adil devlet yöneticileri oluyorlar. Etmezlerse zalim oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu devletin başında olup zalim olanın en önemli örneği kim? Firavun. Zulmediyor. Ne diyordu mesela? Sizin erkeklerinizin ellerini ayaklarını çaprazlama keseceğim diyordu. Nereden alıyordu bu gücü? Temsil ettiği devletten alıyordu. Devlet gücü. Çünkü ona bağlı mesela kolluk güçleri var. O gücü kullanarak zulmediyor idi. Mesela buradan bunlar çıktı ama başka şey de çıkıyor. O nedir? Alacak verecek olduğu zaman sizin bütün ticaret, ekonomi buradan çıkıyor. Biz aslında, kısa geçiyorum ben, din kelimesi üzerinde etimolojik olarak sistematik bir çalışma yaptığımız zaman toplumun bütün hayatını tanzim eden 32 ayrı sistem çıkıyor din kelimesinden. Hani diyor ya şimdi, efendim niye bu kurallar helal, haram, maruf, münker? İşte bundan. Peki Allah ne diyor? Maliki yevmiddin. O din gününün sahibidir. Evet. Peki meallerde bu nasıl geçiyor? Hesap gününün sahibidir. Çünkü din demek borç, alacak verecek demek. Adam bu dünyada zulmetmiş. Ama hiçbir ceza almadan da ölüp gitmiş. Bunun bir hesabının görülmesi lazım. İşte o hesap günü. Alacakların alacağını aldığı, borçlulardan tahsil edildiği gün. Biz bunu neyle ödeyeceğiz? Amellerimizle, yaptıklarımızla. Şimdi bu kısa girişi niye yaptım ben? Bu Kur'an'daki nizamın adı. Ama bizim ana konumuz ne? Kur'an'daki temel esaslar. Bu yayını izliyorken bir kardeşimiz, onun yanında bir Hollandalı arkadaşı olsa, dese ki bunlar ne konuşuyorlar? Kur'an konuşuyorlar. Ya arkadaş nerede yayın yapıyorlar? Şunlara bir gidelim. Canlı yayında bir baskın yapalım. Evet. Bunlar konuşup duruyorlar. Meydanı boş bulmuşlar. Bir soru soralım şunlara. Nedir şu Kur'an? Bir anlatın bakayım bize. Onlar anlatsınlar. Biz de onların açıklarını bulalım. Böylece evet. Alt edelim onları. Diyerek gelseler şuraya. Bir tane Hollandalı. Arkadaş siz ne konuşuyorsunuz burada? Kur'an konuşuyorsunuz. Anlatın bakayım şu Kur'an nedir? Biz de bilelim.
Ki bunu soruyorlar mesela üniversitede okuyan Müslüman gençlere. Mutlaka. Değil mi? İş evet. yerinde çalışan tabii, tabii, arkadaşlarımıza. Tabii. Nedir şu Kur'an? Şunu bize anlatın bakayım ya. Her zaman uzun boylu zaman vakit bulamayabiliriz anlatmak için. Bizim ona öyle bir şey söylememiz lazım ki içinde Kur'an'ın tamamı olsun. Vallahi şimdi ben de merak ettim. Evet. Vallahi cidden merak ettim. İçinde Kur'an'ın tamamı olsun. Evet. Biz Kur'an'ı besmeleyi çekip başından sonuna Fatiha'dan başlayıp Kulâhuzu bir Rabbin Nas'tan bitirdiğimiz zaman başından sonuna hocam şunu bir özetle dediğin zaman ben onu 5 maddede özetliyorum. Sık bakayım şunu dediğin zaman 5 damla dökülüyor yere. Nedir onlar? 1. Kur'an öyle bir kitaptır ki onun içinde bütün ilimlerin temel esasları vardır. Bütün ilimlerin sırları. Evet. Bugün bunu açacağız vakit nispetinde. 2. Bakacağız ne kadar vaktimiz var. Arkadaşlar. Ne kadar var? Söyleyin bana evet. ona göre. Sevgili yönetmenim duyuyorsun beni herhalde. Ne kadar vaktimiz var? Onlar. Siz söyleyin bana. Ben devam edeyim. Son 15 dakika. Hadi ya. Evet. Son 15 dakika. O kadar hızlı mı geçti? Tabii. Bütün ilimlerin sırları. 2. Evet. Kainatın yaratılış sırları ve düşün, aklını kullan emri var Kur'an'da. 3. Dünya saadetinin nizamı var. Dünyada nasıl mutlu olacağız? Öyle ya, biz bu dünyaya eziyet çekmeye gelmedik ki. Her gün ne okutuyor bize Allah namazda? Rabbena atina fit dünya hasene. Dünyada da iyilik olacak. 4. Ahiret saadetinin nizamı var. Bak dünyada bugün mesela kapitalist sistem var, liberalist sistem var, demokrasi var. Bunlar hepsi dünyaya ait bir şeyler söylüyorlar. Ama hiçbiri ahirete ait bir şey söyleyemiyor. Evet. Onun için İslam, Kur'an iki dünya saadetinin kefilidir. 4-5 bütün gücünüzle çalışıp cihad edeceksiniz emri var. Neresi önemli biliyor musunuz? Şu üçüncüsü var ya dünya saadetinin nizamı. Allah Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinin hemen ilk sayfasında 6. ayette buyuruyor ki biz kitapta bazı ayetler indirdik. Âyâtun muhkemât. Onlar hüküm ayetleridir. Evet. Yani nedir? Boşanmanız nasıl olacak? Nafaka nasıl olacak? Ekonomik sistem nasıl kurulacak? Hukuki sistem nasıl olacak? Ceza hukuku nasıl olacak? Bunlara ait hükümler. Ne buyuruyor onun için? Âyâtun muhkemât. Hunne ummul kitab. Onlar kitabın anasıdır. Evet. Kaç ayettir bunlar? 500 ayet aşağı yukarı. Peki bütün gücünüzle çalışıp cihad edeceksiniz ayeti ne kadar? 544. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey kullarım çalışıp cihad edeceksiniz size gönderdiğim dünya mutluluğunun nizamını kurmak için. Hocam şimdi cihat o 5 damla çok güzel de ben anlıyorum. Cihat deyince hemen batı da bizim insanımıza yanlış anlatıyor. İslam'ı yaymak için savaşın. He. Sanki birebir böyle anlıyor. Aynen maalesef öyle. Evet. Şimdi biz bundan sonra bir başka program daha yapacağız, yapacağız değil mi? Tabii. İşte orada bunu derinliğine açacağız ki yanlış anlamaları düzeltelim. Her kavram kendisiyle tarif edilebilir. Evet. Cihat kavramı İslami bir kavramdır. Batının tarifiyle anlaşılmaz. Anlamaya çalışırsan bugünkü gibi anlarsın. Bunu bir insan doğru anladığı zaman hatta bunu eleştiren bir insan bile gelir der ki aman ben de bütün gücümle canla başla cihad edeyim der. Ya bir komşuya yardım etmek, bir tebessüm etmek. Tebessüm vesaire. Bir bakın NASA'da insanlığın iyiliği için çalışan bir uzay mühendisinin yaptığı çalışma Kur'an'a göre cihattır. Veya bir yardım gönüllüsünün sırtına paketleri yükleyip Afrika'daki aç insanlara yardım götürmesi Kur'an'a göre cihattır. Biz böyle bir kavramdan bahsediyoruz. Burada gençler Ramazan başladığında yani bütün gençler, bizim Türk gençleri ev ev sokak sokak dolaşıp hangi derneğe vakfa bağlı olursa olsun gördüm yani çok da onlar evet, yardım dağıttılar bu yardım korona sürecinde evet, aynen. Evet. Şimdi bu 5 esas var. Arkadaşlarımız, izleyicilerimiz siz zaten... De, siz de görün orada zamanı ona göre değerlendirin. Aynen, time o tamam. Ekrandan arkadaşlarımız görüyorlar evet. bu 5 temel esası. Ben şimdi bugün kalan 13 dakika içerisinde Allah nasip ederse birinci maddeyi size biraz açacağım. Evet. Kur'an'da bütün ilimlerin temel esasları, sırları var. Evet. Şimdi mesela İslam alimiyle, din alimiyle, din adamıyla oturduğumuz zaman diyor ki bize, efendim diyor, biz Kur'an okuyoruz zaten diyor.
Asıl bu Kur'an'ı diyor. Mesela mühendisler okuması lazım diyor. Doktorlar okuması lazım diyor. Doğru söylüyor ama eksik söylüyor. Niye? Evet, bir mühendis Kur'an okumalı. Ama ve lakin bir din adamı da matematik okumalı. Bak, evet. Niye? Din, mühendis Kur'an okumazsa yarım mühendis olur. Din adamı da matematik, kimya, biyoloji gibi şeyler okumazsa yarım din adamı olur. Kur'an'ın yarısını bile anlayamaz ve anlatamaz. Niye böyle söylüyorsun hocam? Ya çok iddialı. Ben niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Benim bugün asıl problemim dini temsil eden insanlarla. Niye? Biz doğru temsil edemezsek insanlar bize bakarak örnek alıyorlar. Geçenki konuşmada örneğini vermiştim değil mi? Hocam evet. Portresi, işte mikroskop, teleskop. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'de hep günlük hayatta bildiğimiz, yaptığımız 5 tane şey var. O namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet. Evet. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz, bunlar ne kadar bize emrediliyor? Namaz 64 ayet, zekat 58 ayet, hac 12 ayet, oruç 3 ayetle emrediliyor. Topladığın zaman 135 yapıyor. Kur'an-ı Kerim 6666 ayet. Evet. Geri kalanı nerede? Efendim bunlar İslam'ın şartları. Hayır, şartları değil. Bunlar İslam'ın temeli. Efendimiz buyuruyor ki İslam bu 5 şey temel üzerine bina edilmiştir diyor. Buniyel İslamu ala kamsin. 5 şey üstüne bina ettik. Peki binanın üstüne kurulduğu şeye ne denir? Temel denir. Bunlar temel. Bina nerede? Bina yok. Biz temelle avunuyoruz. Bir insan fakir olsa bu 5 şeyden ikisi üstünden düşüyor zaten değil mi? Hem evet. Zekat hem hac. Bir de hasta olsa adam oruç da düşüyor. Doğru. Ne kaldı? Halbuki Kur'an bütün bir hayat nizamı. Şimdi bakalım İslami ilimler. Kur'an'daki ilimler. Mesela Kur'an'da astronomi. Kur'an'da 700 tane astronomi ayeti var. Uzay ayeti. Evet. Kur'an-ı Kerim'de fizik. Fiziğin en temel kavramlarından birisi mesela nedir? Zaman. Bugün fizik artık klasik fizik bitti. Kuantum fizik var. Mesela tıpta yeni alanlar var. Kuantum teoloji var. İnancın, dikkat buyurun, inancın beden üzerindeki etkisini araştırıyor. Düşünce gücü. Veya kuantum nöroloji var. Nöroteoloji. İnanç nasıl bir şey ki beyni nasıl değiştiriyor? Gibi. Başka psikoloji. Detaya giremiyorum maalesef. Evet. Mesela psikolojinin temel kurallarını biz nerede görüyoruz? Birçok ayette var ama en canlı örneği Yusuf suresinde görüyoruz. İnsan psikolojisini tanımak isteyen bir insanın okuyarak, anlayarak Yusuf suresini okuması yeterli. Mesela kardeş arasındaki psikoloji nasıldır? Baba evlat arasındaki psikoloji nasıldır? Evet. Bir insan bir makama geldiği zaman psikolojisi nasıl olmalıdır? O elinden gittiği zaman nasıl olacak? Bir insan hapse girince hangi psikoloji olacak? Bir insan özgürlüğüne kavuşunca nasıl olacak? Zenginlikte psikoloji, fakirlikte psikoloji. Yusuf suresi hepsini anlatıyor. Başka mesela hukuk. Kur'an-ı Kerim'de hukuk. Var mı? Evet var. Nafakayı düzenliyor, boşanmayı düzenliyor, evlenmeyi düzenliyor. Efendim insan öldürürsen bunun cezası nedir? Değil mi? Hırsızlık evet. yaparsan cezası nedir? Bunların hepsini tanzim ediyor. Ama Kur'an tek başına yapmıyor bunu. Ya mutlaka yanına sünneti, peygamberimizin sünnetini koyacaksın. Yoksa yarım kalır. Evet. Başka? Mesela biyoloji. Ya. Şimdi ben size bir tane örnek vereyim. Allah esması var Cenab-ı Hakk'ın. El-Hay, El-Mumit. Hayat veren ve öldüren. Öyle mi? Evet. Ve buyuruyor ki ayette, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Nasıl oluyor bu? Evet. Ya Allah'ın kudreti kardeşim diyor. Deyip geçiyor vatandaş. Deyip geçiyor. Halbuki Hazreti İbrahim diyor ki ben o kudreti görmek istiyorum diyor. Şu anda mesela biz orucuz. Biraz sonra iftar edeceğiz. Besmele çektik, orucu açtık. İlk lokmayı ağzımıza aldık. Daha ilk lokmayı ağzımıza alırken bütün sindirim sistemi harekete geçiyor. Mideye geldi. Midede ilk sindirim başladı. Oradan hidroklorik asiti salgıladı. Sindirimi başlattı. Öyle evet, mi? Evet. Sonra atomlarına kadar parçalıyor yediklerimizi. Bu sindirim sistemi. Evet. Peki ne oluyor? Sonuçta bakın biyolojik olarak insan vücudunda dakikada her dakikada 4000 tane hücre ölüyor. 4000 tanesi yeniden yaratılıyor, diriliyor. Bu nasıl oluyor? Bir hücre ölürken öldüğü anda yenisi ondan çıkıyor.
Yani ölüden diriyi çıkartıyor. Fakat bu o kadar basit olmuyor. Hücre ölürken veya bölünürken, kendisinden yenisi çıkarken DNA'yı kopyalıyor. DNA'yı kopyalamak o kadar basit bir iş değil. Çünkü DNA'da 5,5 milyar kimyasal basamak bilgi var. 4 tane harften meydana geliyor. Bu 4 harften 5 milyar basamak bilgi. Basit anlaşılsın diye söylüyorum. Hocam anlayacağımız şekilde anlat. 5 milyar kimyasal bilgi ne demek biliyor musunuz? Bunu şu A4 sayfasında kitaba yazsak, bir DNA'daki bilgi her biri 500 sayfa, 920 cilt ansiklopedi yapıyor. Her biri 500 sayfa. Evet. Neyin bilgisi var orada? Saçının renginin bilgisi var, gözünün rengi var, kemik yapısı var, burnunun şekli var. Hepsi orada var. Bütün genler orada. Peki, hücre, ölen hücreden yenisi El-Hay ismiyle yaratılırken ne oluyor biliyor musunuz? Bu 5 milyar kimyasal bilginin tamamı kopyalanıyor. Bir basamak kopyayı yapmak için 3 ATP enerji harcaması gerekiyor. 3 çarpı 5,5 milyar ne yapar? 15, 16, 18 milyar ATP enerji paketi yapar. Yani vücudun enerji harcıyor. Bu sadece basit bir örnek. Bunu o kadar detaylandırabiliriz ki. Biz buradan mikrobiyolojiye gireriz. Anne rahminde çocuk ilk zigot hücresinden insana gelinceye kadar hangi aşamalardan geçiyor? Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de temel esaslar olarak veriliyor. Başka? Mesela fizik, namaz konusu değil mi? Çocuklarımıza diyoruz ki namazı kıl kıl kıl. Hocalar anlatıyor. İstediğin kadar anlat. Çocuk bir yaşa geliyor, namaz kılmıyor veya namazdan zevk almıyor. Efendim diyor, ne ya, kılmasam da olur diyor. Ben ona diyorum ki bak, namazı kılmıyorsun ama buna senin ihtiyacın var, Allah'ın değil. Nasıl yani diyor. Namazı kıl demek ayrı bir şey. Kıldığı zaman kendisini nasıl kurtaracak onu açıklamak ayrı bir şey. Allah bize helalleri haramları konuşun demiyor. Faiz haram, bunu biliyoruz. Bunu papağan gibi konuşun demiyor. Papağana da öğrettiğin zaman faiz haramdır, o da anlatır. Der. Peki ne diyor bize Allah? Faizi kökünden kaldırın diyor. Kaldıracak bir sistem kurun. Onun için de ekonomi olması lazım. Ben faizi nasıl kaldıracağım? Kaldırdım, yerine ne koyacağım? Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kur'an'ın en uzun ayeti. Hafız çatlatan derler. Hafız. Evet. Çok uzun bir ayet. Evet. 1,5 sayfa. Ekonomiyle alakalıdır. Faizi sistemle alakalıdır. Eğer bugün İslam alimleri sırf bunun üzerinden bir sistem kursunlar, dünyadaki mevcut faizci sistemi kökünden yıkarlar. Evet. Son dakikalara geldiniz. Hayır. Soru geliyor. Soru geliyor. Onun için son 2 dakika, 3 dakikamızı sorulara ayıralım. Tamam. O zaman bir tane soru alacağız zaten. Tamam. Namazla alakalı şeyi söyleyeyim, bitireyim. Buyurun. Detaya giremedik maalesef. Mesela ben gence diyorum ki bak, namaza senin için ihtiyacın var biliyor musun? Hepimiz öleceğiz. Hesap günü var. Cennet var, cehennem var. Sırat var. Efendimiz buyuruyor ki mahşer gününde sırat cehennemin üzerine kurulur. Evet. Bir ucu mahşer meydanındadır, bir ucu cennetin önündedir, kapısındadır. Sen de onun üstünden geçeceksin. Cehennem altta fokur fokur bekliyor. Bu kainatta her şeyin bir çekim kuvveti var. Bu kainatta 4 tane kuvvet var. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvveti ne kadar? 9,81. Şimdi cehennemin de kendine ait bir çekim kuvveti var. Uzaya gönderilen roketler fırlatılarak gönderiliyor. Evet. Niçin? Yer çekiminin kuvvetinden kurtulsun diye. Evet. En az 10,5-11 çekim itme kuvvetiyle gönderiliyor. Şimdi cehennemin çekim kuvveti var. Seni çekecek. İster istemez çekecek. Sen de sıratın üstünde ondan geçeceksin. Eğer sen o çekim kuvvetine yenik düşersen oraya düşeceksin. Düştü mü çıkamıyorsun. Evet. Peki o çekim kuvvetinden kendimi nasıl kurtarırım? İşte senin kıldığın namaz, tuttuğun oruç, yaptığın ibadetler sana bir enerji, kaçış kuvveti veriyor ve sen cehennemin çekim kuvvetinden kurtuluyorsun. Diyelim. Evet. Buyurun, soruya geçelim. 2-3 dakikamız kaldı. Hocam şimdi anlattığınız konularla ilgili herhangi bir soru yok da, belki de o kadar güzel anlatıyorsunuz ki o konuların çoğu ben de böyle hayretler içerisinde dinliyorum.
Bütün soruları arkadaşlar bunu şey yapmışlar, filtrelemişler. Hocam camiler kapalı. Vatandaşlar nasıl fitre, zekat vesaire ödeyebiliriz diye soruyorlar. Bu konuda sizin düşüncenizi merak ediyorlar. Çünkü bayramdan önce verilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Hocama bunu sorar mısınız diye. Yoğunluk bu sorular üzerine. Yoğunluk bu soru. Ama ilgiyle de programını izlediğiniz belirtiliyor. Korona yani. Sebebiyle her taraf kapalı. Evet. Yani dediler ki işte korona o kadar iyi ki işte bütün içkiler, meyhaneler, şunlar bunlar kapandı. Ben de diyorum ki camiler de kapandı. Bakın koronadan sonra dünyanın başına gelecek şey dijital çağ. Evet. Dijital çağa gireceğiz. Büyük ihtimalle aşı gelecek. Bu aşının içinde çip olacak. Bütün insanlara aşı mecburiyeti getirilecek. Ve o aşıyla beraber herkese çip yerleştirilmiş olacak. Yani bir o şeyler belki de dediğiniz gibi biraz önce bir DNA'da kaç milyonlu... Aynen. Bu çip nasıl bir şey biliyor musun? Saç telinden 100 kat daha ince. Hiç görmesi mümkün değil. Bunu aşıyla verecekler sana. Sana diyecekler ki aşı yaptırmıyor musun? Evet. O zaman sağlık sigortan iptal. Evet. Aşı yaptırmıyor musun? Evet. Uçağa binemezsin. Bir yerden bir yere gidemezsin. Böyle mecbur tutacaklar. Çünkü bu küresel bir plan. Dolayısıyla dijital çağa geçeceğimiz için şimdi onun hazırlık dönemindeyiz. Zaten herkes dijitale geçti. Bütün sohbetler, evet, dersler, cami vaazları hepsi dijital yapılıyor. Ve herkes dijitalden paylaşıyor. Bilmem ne yardım kuruluşu, bilmem ne İslami vakıf, dernek herkese gönderiyor. Diyor ki fitrenizi, zekatınızı TikTok diye bir sistem mi var? Bir şeyler var Tiki bak, diye. Evet. Veya işte banka hesabından, IBAN numarasından tak tak giriyorsun. Ne kadar fitren var? İşte 100 euro diyelim. Şu hesap numarasına direkt aktarıyorsun. İlla birine vermen gerek yok. Zaten veremiyorsun. Kapalı. Dijitalden vereceksin. Böyle bir cevap bekliyordum zaten. Aynen. Evet. Ama bakın eğer insanlık gerçekten aklını başına alıp uyanmazsa ve bu işin başını Müslüman doktorlar, Müslüman ilim adamları çekip bu büyük tezgaha, oyuna karşı insanları uyandırmazsa bundan sonrası daha sert gelecek. Ama bizim programımızın bundan sonrası daha yumuşak, aynı şeyde formatta gelecek. İnşallah gidecek. Gidecek. Yani fitrelerini dijital ödeyecekler. İnşallah kurbana kadar biter çünkü kurbanı dijital kesemezler. Çok iyiydi. Efendim geldik bir programın daha sonuna. Little Sky'da yeni aşçının sunduğu, sponsor olduğu iftara doğru, Hollanda'da iftara doğru programımızda bu akşam da konuğumuz araştırmacı, yazar. Ben ona bilim adamı diyorum ama estağfurullah diyor. Estağfurullah. Demeyin. Bir bilim adamı Hasan Koç. Hani burada biraz da espri yapayım. Koç gibi bilgiler verdi. Ya bu yaşıma kadar benim bile duymadığım, beni bile hayretler içinde düşüren bilgiler verdi. Efendim yarın buluşuncaya kadar yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, sofranızdan bereket, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Tabii televizyonlarınızda Live 24. Hayırlı iftarlar.